Merhaba arkadaşlar. Bugün Blogger'a yeni bir tasarım yüklemeyi öğreneceğiz. Dışarıdan yeni bir şablon yükleyeceğiz. Hemen başlayalım yine. Yine aynı siteyle devam edelim. Google Yükselme isminde bir site açmıştık. Öncelikle bir sitemizi bir görüntüleyelim. Evet, istediği bazı değişiklikler yapmıştık. Şimdi de dışarıdan farklı bir tane bir tema yükleyeceğim. Bunun için kolaywebtasarım.blogspot.com adresine giriş yaptım. Burada üst menüde Blogger temaları diye bir bölüm açtık. İlerleyen zamanlarda buraya daha fazla tema yükleyeceğiz. Şimdilik bir tane yükledim. Denemelik. İlerleyen zamanlarda daha fazla yükleyeceğiz. Şurada hemen devamındayım. Evet, bu şekilde ön izlemesini görebiliriz. Evet, bu şekilde bir temaymış. Kendisi geçen ders anlattığım şekilde otomatik şekilde kesebilen bir tema. Yani belli bir karakter sayısından sonra otomatik olarak gördüğünüz gibi kesiyor ve devamını oku butonu oluşturuyor. Gayet güzel bir tema. Bir manşet bölümünde bulunmakta. Bu temayı yükleyelim. Evet, sitemizde Turbo Bit gibi bazı siteleri yüklemiyoruz. Direkt olarak Yandex Disk ya da Google Disk'ine yine kaydediyoruz. Böylece daha hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Evet, bu şekilde görüldüğü gibi gayet hızlı bir şekilde indi tema. Temayı açalım. Evet, bu bizim yükleyeceğimiz XML dosyasıdır. Burada da bir tane manşet kodunu vermişiz. Burada zaten açıklaması yazıyor nasıl yapacağınız, ama ben direkt olarak zaten göstereceğim. İkisini birden çıkartayım. Masaüstüne çıkarttım. Burası sunum ekranı olduğu için görünmüyor ama gerçek masaüstünde şu anda var o. Evet. Turbobit gibi siteleri yüklemememin sebebi, mesela Truebit'ten biraz para kazanıyorlar ama zaten bizim gelirlerimiz sitemizdeki reklamlar olduğundan dolayı büyük ihtimalle de videolarımızı izleyen arkadaşlarımız reklamlarımıza destek amaçlı tıklıyorlar zaten. Gelirimizi o şekilde sağlıyoruz. Size de ilerleyen zamanlarda siteye bu şekilde reklamlar yerleştirmeyi, Google AdSense'e başvuruyu göstereceğim. Evet, buradan şablona yeniden tıklıyoruz. Yedekle geri yükle diyor. Buradan temamızı yükleyebiliriz artık. Temanızı yedeklemek istiyorsanız tam şablonu indire bir kez tıklarsanız yine XML dosyası olarak yedekler. Yedeklemeye ihtiyaç duymuyorum şimdilik. Dosya seçe tıkladım. Evet, şu ProBlue Blogger Template, gördüğünüz gibi XML dosyası. Aç dedim, yükle dedim. Evet, temayı yükledi. Şimdi blogu görüntüledeyim. Evet, direkt olarak yüklemiş. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi otomatik olarak kesmeleri yapmış. Resimleri buraya küçük resim olarak almış otomatik olarak. Gayet şık bir tema. Bu şekilde yükleniyor. Ama temada bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Tabii onları da göstermem gerekiyor. Yine buraya az önceki belirttiğim şekilde manşet kodunu bu alana yapıştıracağız. O text dosyası içerisindeki üst menüyü düzenleyeceğiz. Buradaki alan, bunu değiştireceğiz. Twitter iken Twitter'ınıza bağlayabilirsiniz. O alanları kısaca göstereyim ya da buraya logo ekleyebilirsiniz yine. Üst menü özellikle ayarlamak için bu tema içerisinde HTML düzenliğe basıyoruz. Buraya direkt olarak nasıl geldim? Mesela şöyle bir sayfadasınız diyelim. Şablon, gördüğünüz gibi HTML'i düzenle. Evet, ilk olarak bloğumuzun SEO açısından daha uygun olması için öncelikle buradaki meta alanlarının doldurulması gerekiyor.
Başlık zaten aldı. Title demek, başlık demek. Açıklama alanı buraya. Blogunuzun açıklamasına girebilirsiniz. 160 karakter tavsiyemdir. Çünkü mesela Google arama motoru 160 karakterden sonrasını göstermiyor. Buraya anahtar kelimelerinizi girebilirsiniz. Yani araya virgüler koyarak örnek vereyim. Google'da yükselme şeklinde farklı sayılar da verebilirsiniz buraya. Çok çok fazla abartmanıza da gerek yok. Ya da bunun direkt olarak robot programlar var. Onunla da oluşturmanız mümkün. Buradan buraya kadar geliyor. Şuradaki alanları değiştirmeyin. Site indekslensin mi diyor. Yani bunlarla ilgili herhangi bir tane işlem gerçekleştirmeyin. Sadece şurada, mesela şuraya kadar, özellikle şu mesela, işte yazar ismi diyor mesela. Ben şöyle diyeyim, klavye tasarım diyeyim. Açıklama girmedim ama oraya siz yine 160 karakterlik sitenizin açıklamasını girersiniz. Biraz daha şöyle aşağı doğru inelim. Evet, mesela buradaki alan üst bölümdeki alandır burası. Şu şekilde göstereyim. Bu değildi. Bloğumuzu açayım kenarda. Üye ol. İşte RSS takip et diyor. Buradaki alandayız. Mesela şurada RSS takip edi. Kendi Feedburner adresinizi de değiştireceksiniz. Herhangi bir tane işlem yapmayacağım. Yol bölümünü yine kendi blogunuzun IDC ile değiştireceksiniz. Bakın, blog IDC nerede yazıyor? Burada yazıyor. Hemen bu sayfanın üst tarafında blog ID yazıyor. Şunu şu şekilde ben kopyalarım. Ctrl copy yaptım. Gelirim buraya, ID'den sonraki alana Ctrl V ile yapıştırırım. Biraz daha şu şekilde inebilirim aşağı doğru. Evet, burası logo yani reklam diyor mesela. Logonun yanındaki reklamı değiştirmek istediğiniz zaman bunu koyabilirsiniz. Buraya farklı reklamlar koyabilirsiniz. Reklamın ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz. Buradan genişliği ayarlarsanız, şuradan da yüksekliği ayarlarsanız kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz bu alanda. Evet, hemen alt tarafında buradaki alanda gördüğünüz gibi ana sayfa, menü bir, ek iş, blogger gibi yazıları görüyorsunuz. Bunu nerede görmüştük? Evet, burada. Ana sayfa, menü bir, ek iş, blogger, WordPress, Facebook, Twitter, Google. Aynen bu bölümdeyiz. Üst menüyü düzenleyebileceğiniz alandayız şu anda. Direkt olarak şuradaki tek tırnak içindeki URL'yi değiştirdiğiniz zaman bu menü de değişecektir. Yani ben burayı tek tek bu şekilde aradım bulamadım diyorsanız, mesela şöyle üst tarafa geleyim. Üst tarafta şöyle herhangi bir tane bir yere tıklayayım. Üst menüde mesela ne var? Blogger var. Değil mi? Ya da daha net görünsün. Diğer taraflarda da belki blogger vardı dedim. WordPress var. Ek iş var. Şuradan Ctrl F yani Ctrl F tuşuna aynı anda bastığım zaman search diye burada bir tane arama kutusu açılıyor. Ben buraya orada ne vardı mesela? WordPress vardı. WordPress yazdım. Enter'a tıkladım. Bakın hemen buldu. Yani nerede olduğunu satır satır aramanıza gerek yok. Yani bu şekilde çok kolay bir şekilde düzenleyeceğiniz alanı bu dosya içerisinde bulabilirsiniz. Ve kendinize göre bu alanları değiştirebilirsiniz. Yani mesela şuraya Google'da yükselme yolları diyeyim. Buradaki adresi değiştirebilirim. Mesela buradaki adresi ne yapabilirim? Direkt olarak bunun adresini yapabilirim. Bunun adresini yapabilirim. Evet, bunu yapayım. Ya direkt olarak bunun bazı bağlı olduğu etiketleri falan da yapabilirsiniz. Şu anda etiketleri göremedim. Siteye büyük ihtimalle etiketleri yüklemedim. Evet, yüklememişim.
Evet, şurayı şuradan kopya, burayı tamamen silelim. Buraya yapıştırayım. Evet, yapıştırdım. Direkt olarak nereye gitmesi gerektiğini söylemiş oldum. Yine buradan mesela şunu silmek istiyorum. Bu hiç olmasın diyorum. Li aralığındakini direkt olarak sildim. Şunu da bir üste taşımış oldum. Tekrar del tuşuna basarak. Evet, burada da herhangi bir problemim yok. Başka nereyi düzenleyecektim? Mesela bu şekilde dedim ya, bulamıyorum dedim. İşte bak bak bulamadım. Başka, yine geleyim ben şöyle en başta bir yere tıklayayım. Şuraya geleyim. Evet, ben burayı düzenleyecektim. Bakın şuradaki yazıyı ben mesela yapıştırırsam onu bulurum. Yine Ctrl F'ye bastım. Tebatya 90 yazıyor değil mi orada? Tekrar buldu. Evet, gördüğünüz gibi burası. Aynı şekilde zaten Facebook'ta dibindeydi. Hemen. O da buradaymış. Buradaki alanı Facebook adresiniz olarak değiştirirsiniz. Ya da Facebook sayfanız varsa Facebook sayfanız olarak değiştirirsiniz. Buraya da Twitter kullanıcı adınızı yazarsanız oradaki alan değişmiş olacaktır. Bunu zaten yazmamışım. Google Plus ID'nizde yine buraya yazabilirsiniz. O zaman burası da aktifleşmiş olacaktır. Orada herhangi bir değiştirme yapmayayım şimdi. Bakalım başka. Zaten buraları silebilirsiniz. Onları biraz sonra göstereyim ya da. Evet, herhangi bir şekilde başka değiştirmek istediğim bir yer yok. Burayı söylemiştim zaten. Değiştirebilirsiniz diye. Bu şekilde kaydedeyim. Şunu kapatayım da. Nasıl kaydedeceğim peki ben bu haliyle? Çıkarsam direkt olarak kaydolmaz. Şu şekilde şablonu kaydet diyorum. Kaydediliyor diyor. Şablonu kaydetti. Şunu bir silelim. Blo görüntüle diyelim. Evet. Az önce düzelttiğimiz yer mesela Google'da yükselme yolları. Burasını nereye bağlamıştık? Evet, buraya bağlamıştık. Aynen. Peki bu tasarımda az önce ön izlemede bir tane manşet görmüştük. Burada yok. Mesela buradaki anahtara basabilirim. Ama buradan yapmayacağım. Görmeniz açısından farklı yerlerden yapıyorum. Oradan da yapabilirsiniz. Mesela yerleşime tıkladım. Yine bakın buradaymış manşet. Düzenliğe tıkladım. Direkt olarak açıldı. Bu içerik alanına dediğim gibi şuradaki text dosyasına yapıştıracağım. Bunu yeniden açtım RAR dosyasını. Manşet kodu diyor. Çift tıkla açalım. Evet. Kod budur. Kodun hepsini şöyle seçeyim. Kopyalayayım. Buraya olduğu gibi yapıştırayım. Direkt olarak çalışır mı? Çalışmaz. Neden? Çünkü bu kod, bakın, farklı bir tane siteye veriyor. Bizim kendi sitemize veriyor. Bu sitenin URL'si neydi? Google Yükselme'ydi, değil mi? Ben buraya kendi blogumun adresini vereyim. Evet, Google Yükselme, blogspot.com. Başka hiçbir şey yapmanıza burada gerek yok. Herhangi bir yerde değiştirmenize hiç gerek yok. Kaydete tıklıyorum, kaydetti. Yine sağ tarafta istediğiniz gibi değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunları işte üst tarafa alabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Şunu en üstte alabilirim. Bunları değiştirebilirim bu alanları. İşte burada dörtlü alan varmış. Buraya dört tane farklı şeyler yerleştirebilirim. Ya da mesela şurada görünmüyor ama büyük ihtimalle bakın bunu buraya getirdim. Buraya koyabileceğimi söyledi. Bir tane bir çerçeve gibi bir çerçeve. Bakın bunu buraya koydum. Evet, düzenlemeyi kaydettiğim ve bloğu görüntüledim. Evet, gördüğünüz gibi manşet yeniden oluştu. Şu altta şöyle de bir şey vardı. O neden oluşmadı? Çünkü benim zaten TubTube'una 3 tane yazım var. 4 tane olsaydı buradaki de oluşacaktı yine. Gayet güzel, işe yarar bir şey. Bunun yerini değiştirmiştim yine. Bunun yeri de geldi.
Evet, alt tarafı demiştim, bunu koy demiştim. O geldi. 4 alan oluştursaydım burada 4 tane alt alan oluşacaktı. Onu kullanmadık. Başka ne gösterelim? Evet, tekrar şunu göstereyim. Mesela buradaki bu alan hiç güzel durmuyor. Bunun yerine logo yüklemesi yapabilirsiniz. Dosya seçten yapıyorsunuz logo yüklemesi. Yani direkt olarak mesela burada da zaten diyor resim 370 piksel genişliğine küçültülecek diyor. Eğer bunu tıklarsanız diyor. Yani yoksa belki taşan resimleriniz varsa güzel durmaz. Başlıklarımın arkasında değil, ben genellikle başlık ve tanımın yerine diyorum. Bakalım benim logoya benzer bir şeyim var mı? Son yüklediğim vardı sanıyorum. Evet, bu vardı. O sitedeki zaten logo budur. Uygun olan büyüklük budur. Bunu göstermiş olayım. Evet. Evet, gördüğünüz gibi direkt olarak burada gayet güzel durdu bu. Siz de bunun gibi logoları hazırlayarak temaları daha da güzelleştirebilirsiniz. Daha da görsellik katabilirsiniz temalara. Bu temada daha farklı bir şey de yapalım. Bitirmeden önce. Evet, şurada gadget. Evet, burada kullanabileceğiniz daha farklı gadgetler var demiştik. Mesela şuraya bir tane anket koyalım. Soru diyor. Sitemizi nasıl buldunuz diyelim soru olarak. Yanıtlar iyi idare eder, kötü. Birden çok yanıt vermesini istiyorsanız burayı da seçebilirsiniz. İşte kapanış bu bir ay kadar sürsün. Şöyle yapalım. Burası neden kabul etmedi? Çünkü 9. ay 31 çekmiyor. 30 çeker. Evet. Evet, gördüğünüz gibi mesela buraya da bu şekilde anket koyduk. Anket koymayı da öğrenmiş olduk. İyi diyelim, idare eder diyelim. İşte burada direkt olarak da görebilirler sonuçları. Kalan gün sayısını yine burada görebilirler. Sitenize farklı görsellikler katmanız mümkün. Blogger bunların hepsine izin veriyor. Sonraki derslerimizde blogger şablonlarını kendimiz artık oluşturacağız. Farklı programlar kullanabileceğiz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.